38 aydı aşkın bir süredir Sayın Öcalan ve İmralı Adalet Hapishanesi'nde bulunan müvekkillerimizden haber alamıyoruz. Hala savcılığa ve savcılık kanalıyla müdürlüğe yaptığımız başvurulardan bir yanıt alamıyoruz. Yanıt alamadığımız için infaz hakimliklerine başvurmaya devam ediyoruz. Bu durum sadece tecrit olarak da ifade edilemeyecek bir durum. Çünkü İmralı Adalet Hapishanesi açısından tecritin katmerleşmiş hali var diyoruz. Tecritin ötesinde bir durum var aslında. Sadece tecritle açıklanacak bir durum değil bu. Çünkü sadece avukat aile görüşlerinin kısıtlanması noktasında bir durumdan bahsetmiyoruz. İletişimin tümüyle kopmasından bahsediyoruz. Dış dünyayla tümüyle bağın kopmasından bahsediyoruz. Yine avukatlar olarak bizim başvurularımızın da o hapishaneden öteye geçememesi, yani onların dış dünyada, yani ada dışında da avukatlığımızı yapabilmemizin engel olunması, yani müvekkillerimizin avukatlığının yapılmasının önüne engel olunması durumundan da bahsediyoruz. Şimdi biz müvekkillerimizin durumuna dair hiçbir bilgi alamıyoruz. Yani tümüyle denetime kapalı bir alandan bahsediyoruz. Ağırlaştırılmış infaz rejimiyle yürütülen bir alan diyoruz ama ağırlaştırılmış infaz rejiminin ötesinde bir durumdan bahsediyoruz. Normalde ağırlaştırılmış infaz rejiminde işte havalandırma hakkı, aileyle görüşme hakkı, aileyle avukatlarıyla görüşme hakları, bunların hepsi yasayla belirlenmiş bir infaz rejimi olduğunu belirtiyoruz. Bu durumun işkence olduğu ahim kararıyla ortaya konmuşken bunun ötesinde bir durumdan bahsediyoruz. Yani bir işkence durumunun, insanlık dışı bu durumun devam ettirildiği bir alandan bahsediyoruz. Yani şu an içeride tutulma koşulları nasıldır, birbirleriyle görüşebiliyorlar mı, hangi haklardan ne şekilde faydalanabiliyorlar? Buna dair hiçbir bilgi sahibi değiliz maalesef ki. Veysi Aktaş da aslında İmralı Hapishanesi'ne getirildiği 2015 yılının Mart ayından bu yana Sayın Öcalan'ın içinde tutulduğu o tecritin içine dahil edildi ve oradaki izolasyon durumu artık bir grup izolasyonu olarak tarif edildi. Veysi Aktaş müebbet hapis hükümlüsü. 30 yıllık bir ceza söz konusuydu. Bu da 28 Nisan tarihi itibariyle sonlanıyordu. 28 Nisan'da bizim idareyle yapmış olduğumuz görüşmede infazının bir yıl uzatıldığı belirtildi. Buna ilişkin olarak başvurularımızı gerçekleştirmek için Bursa Adliyesi'ne bizzat gittik. Ancak Bursa Adliyesi'nde dilekçemizi Savcılık Ön Büro'dan vermek istedik. Ancak Savcılık Ön Bürosu böyle bir hakkı olmamasına rağmen dilekçemizi kabul etmedi. Yani bizi adli içerisinde birçok kaleme göndererek, birçok yetkiliyle görüştürerek sonunda dilekçemizi aslında resmi bir biçimde almadılar ve biz başvurumuzu İstanbul Adliyesi aracılığıyla yapmak durumunda bırakıldık. Yani bizim burada aslında Veysi Aktaş'ın infazının uzatılmasına ilişkin gerekçeyi öğrenmek, buna ilişkin olarak itiraz yollarımızı kullanmak, yani etkili bir başvuru yöntemi geliştirmek açısından kararı talep durumumuz söz konusuydu. Ancak buna dahi yanıt olamadık. Bunların yasal bir dayanakları var mı? Yok. Yani buna bir mahkeme kararıyla yanıt verilmiş olması veya idare yoluyla bir yanıt verilmiş olması, verilen yanıtın yasal olduğu veya hukuki olduğu sonucunu doğurmaz. Ama hükümetin, işte Adalet Bakanlığı'nın bizzat böyle bir bakış açısı var. Yani avukatlarla görüşemiyor ama bir avukat yasak kararı var. Aileyle görüşemiyor ama bir aile yasak kararı var. Ama bunların hukuki olup olmadığı konusunda hiçbir değerlendirmeye girmiyor. Veya avukatlar hangi yasal gerekçelerle oradaki müvekkillerinin dosyalarına ulaşamıyor, buna dair hiçbir bilgi vermiyor. Çünkü bunun yasal dayanağı yok. Dayandırabileceği bir yasal gerekçe yok. Biliyorsunuz 2020 yılında çıkarılan yasayla bu iyi hallilik kurumu getirildi aslında. Yani idare gözlem kurulu kararıyla kişilerin içerideki durumlarının tamamen subjektif yorumlarla değerlendirilerek aslında tahliye edilip edilemeyeceği noktasında bir karar geliştirme durumu gelişti. Öncesinde neydi? 2020 yılından önce neydi? Eğer bir kişinin 3 tane hücre hapis cezası yoksa bu kişi tahliye edilirdi. Ayrıca başka bir şeye bağlanmazdı. 2020 yılında çıkan yasa nasıl olmalı? Şimdi aleyhe bir durum olduğu için aslında 2020 yılından önce
tırnak içerisinde suç işleyenler açısından ya da suçlu görülenler açısından uygulanamayacak bir yasadır. 2020 yılından sonra ki suçlar açısından geçerli olabilecek bir yasa. Ama bu ne oluyor? Aslında 90'lı yıllarda içeri girmiş olan Veysel Aktaş açısından uygulamaya çalışılıyor. Son olarak biliyorsunuz basına da yansıdı. 28 Mart tarihi itibariyle bir disiplin cezası, aile görüşlerinin yasaklanması, kısıtlanması sonucunu doğuran bir disiplin cezası verildiğini öğrendik. Biz müvekkillerimizle görüşemediğimiz gibi onların nezdinde yürütülen hukuki süreçlere dahiliyetimiz de engelleniyor. Yani orada bir disiplin süreci yürütülüyor ama biz bu disiplin süreçlerini bir şekilde bize tebliğ edilmemesine rağmen itiraz etmeye çalışıyoruz. Yani aslında tarihi belli olmayan, sayısı belli olmayan disiplin cezalarına biz müvekkillerin mağduriyetinin önüne geçebilmek adına itirazlar sunuyoruz. Çoğu zaman bu itirazlarımız değerlendirilmiyor veya sürüncemede bırakılıyor. Sürüncemede bırakıldığı süreç içerisinde de kesinleştirilmeye çalışılıyor. Bu son disiplin cezası sürecinde de aynı durumu yaşadık. Çünkü sistematik olarak yasak kararı verildiğini bildiğimiz için, 3 ayda bir yasak kararı verildiğini bildiğimiz için biz bunlara itirazlar geliştiriyoruz. Ve periyodik aralıklarla biz başvurular yaptık. Eski disiplin cezasının yürürlükte olduğu söylenerek bu taleplerimiz reddedildi, itirazlarımız reddedildi. Son yapmış olduğumuz başvuruda da yeni bir disiplin cezası verildiği ve bu disiplin cezasının da kesinleştirildiği belirtildi. Çünkü işte orada müvekkillere bunun tebliğ edildiği ve müvekkillerin itiraz edilmediği belirtildi. Ama bu süreç içerisinde, yani o kesinleştirme süreci içerisinde zaten biz avukatlar olarak başvurular yapmıştık ve bu başvurularımız değerlendirilmemişti. Buna ilişkin itirazlarımızı tekrar sunduğumuzda aslında kesinleştirmiş olan kararı yeniden bir değerlendirme durumu oldu ve aslında disiplin cezasının hukuka uygun olduğu belirtilerek tekrardan bu başvurularımız reddedildi. Şimdi buna ilişkin olarak itiraz süreçleri devam ediyor. Ama tümüyle böyle teknik ve usulü yöntemlerle aslında hukuken de bir karmaşanın içerisine çekilmeye çalışılma durumu var. Çünkü bu dosyalar işte ileriki aşamalarda Anayasa Mahkemesi'ne, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıma durumu var. Burada işte süre yönünden olumsuz sonuçların doğması açısından özellikle ya da usulü açıdan bazı olumsuz sonuçların doğması açısından ciddi bir karmaşanı yaratılmaya çalışılıyor. Ancak biz bu durumların tümünü hukuki anlamda teşhir ederek başvurularımızı yapmaya devam ediyoruz. Adalet Bakanlığı yanıtına Şubat sonu itibariyle bir yanıt vermiş. Kamuoyuna da yeni yansımış oldu bu durum. Adalet Bakanlığı'nın kendi raporunda da ciddi anlamda çelişkiler olduğunu görüyoruz. Tabii Adalet Bakanlığı'nın bu yanıtı bizi şaşırtmadı. Çünkü bizim önceki Anayasa Mahkemesi başvurularımızda da hükümet yanıtları kısmında da Adalet Bakanlığı'nın tecritin varlığına yönelik işte avukat görüşmeleri, aile görüşmeleri yani dış dünyadan tümüyle bağlarının kopması durumlarıyla ilişkili ciddi inkar durumları söz konusuydu. Burada bizi şaşırtacak nokta belki bunu çok pervasızca artık çok açık seçik bir şekilde bu suçunu belirtmesi ya da işte halka çok açık bir şekilde yani kamuoyuyla tüm gerçekler ortada olmasına rağmen inkar etmesi durumu şaşırtıyor olabilir. Çünkü Adalet Bakanlığı'nda aslında inkar sistemi üzerinde yürütülen bir sistemin yürütücüsü aslında. Yani varlıkları zaten bir inkar üzerine kurulu. Maalesef ki böyle. Biz isterdik ki burada adaletin temini sağlayacak bir bakanlık olsun, bu işkence durumlarına son verilsin, bu tecrit durumunu kaldıracak bir rol ve pozisyonda olsun. Ama maalesef ki 100 yıldır bu durum, bu sistem nasıl inkar ediyorsa bakanlık olarak da, Adalet Bakanlığı olarak da bu sistemin yürütücüsü, inkar edeni konumunda oldular. Dolayısıyla burada da yine tecriti olmadığını inkar ediyor. Nasıl işte Kürtlerin hakları noktasında, işte kültürleri, dili noktasında ciddi bir yok sayma varsa, burada da yine Kürtlere uygulanan tecrit noktasında da bir inkar durumu geliştirildi. Mesela Adalet Bakanlığı dedi ki Avrupa İnsan Hakları kararlarına göre tecrit şudur dedi işte. Avukat aile görüşmesinin tümüyle ortadan kaldırılmasıdır dedi. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi önünde de, Birleşmiş Milletler önünde de böylesi bir
dosya yok. Benzeri bir dosya yok. Yani bu kadar süredir herhangi bir mahpustan haber alamama durumu hiçbir başvuruda söz konusu değil. Mandela örneğinde dahi en azından avukatların görüşmesinin hiçbir şekilde engellenmediğini biliyoruz. Yani böylesi bir durum yokken bu kadar sanki sıradan bir olaymış gibi yaklaşılması tabii ki kabul edilemez. Biraz şöyle bakıyoruz aslında meseleye. Şimdi tecritin teşhir edilmesi, tecritin kaldırılması, özellikle Sayın Öcalan'ın fiziki özgürlüğüne kavuşturulması noktasında ciddi bir mücadele yürütülme durumu söz konusuydu. Bu mücadele hala devam ediliyor. Geçtiğimiz dönemlerde biliyorsunuz ki uzun yürüyüşler oldu, imza kampanyaları oldu, paneller, Adalet Bakanlığı önünde işte Adalet Bakanlığı'na başvurular, adalet nöbetleri anneler tarafından sürdürülen, yine cezaevlerinde açlık grevleri ve şu anda da aile görüşmelerine çıkılmaması, işte iletişimini kesme yoluyla bir mücadele yürütülüyor. Bu mücadele yürütülürken Adalet Bakanlığı yanıtıyla aslında bu var olan mücadeleyi tecrit vardır yoktur kısmına indirgemeye çalışıyor. Ve tecritin aslında varlığını inkar ederek meseleyi tecrit vardır yoktur meselesine, tartışmasına götürmeye çalışılıyor. Dolayısıyla bizim bu tartışmalara teşne olmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Yani tartışmayı bu düzeyde ele almamamız gerektiğini düşünüyorum. Biz yine tecritin teşhirini yaparak bu anlamda tecritin kaldırılması için mücadelemizi yürütmemiz gerekiyor. Çünkü tecritin varlığı noktasında inkar edilemez bir gerçek var. Yani bunu biz somut belge ve bilgilerle de ortaya koymuş durumdayız. Çünkü sıradan bir durum olarak değerlendirilecek ölçekte bir durum değil. Bu kurumların denetim yükümlülüğü var. Bu kurumların Türkiye üzerinde görevleri var. Yani bu kurumların insan hakları noktasında, işkenceyi durdurma noktasında sorumlulukları var. O yüzden biz ısrarla bu kurumlara çağrılarda bulunuyoruz. Bizim tecrit dosyamız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde 2011 yılından beri bu kadar süredir ahim önünde olan bir dosya yok. Yaptığımız araştırmalarda bunu görüyoruz. Bu kadar süre sürüncemede bırakılan bir dosya yok. 2011 yılından itibaren yapmış olduğumuz başvuru daha o zamanki tecrit durumu karara bağlanmadığı için bundan cesaret alan Türkiye bu ihlalleri sürdürmeye devam ediyor. Yine Bakanlar Komitesi önünde ağırlaştırılmış müebbetle ilgili Sayın Öcalan'ın dosyası var. Burada etkili bir yol yöntem izlemiyor. İzlemediği için binlerce insan hala ağırlaştırılmış müebbet, kendilerinin işkence yasasına aykırı dediği o infaz rejimi içerisinde yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Hücrelerde, tek kişilik hücrelerde, çok sınırlı haklarla. Yine CPT'ye bakıyoruz. CPT'nin bir rolü var. Birçok kurum ve kuruluşu ziyaret ediyor. En son da 2020'de açıklamıştı ki o zaman görüşmeler kısmıydı olsa vardı. Ancak sonraki ziyaret raporunu açıklamadı. Geçen sene Ada Hapishanesi'ne ziyaret etme gereği dahi duymadı. Direkt bu tecritin uygulayıcılarından aldığı yanıtla yetindi. Ama mesela belli tavsiyelerde bulunmuşlar. Bunlar yerine getirilmemiş. Yerine getirilmemesine rağmen sadece yine onu uygulayanlardan verdikleri yanıtı yeterli görüp görevlerini yerine getirmiyorlar. Pasif durumda kalıyorlar. Aslında CPT'nin hiç etki gücü yok değil. Yani kendilerinin belirttiği gibi işte sadece işte rapor yayınlamakla görevli değiller devletin onayıyla. Aslında devlet bunu uygulamadığında çeşitli yaptırımları olabilir. Kalkıp bunu kamuoyuyla devlet bizim tavsiyelerimize uymuyor. İmralı Ada Hapishanesi'nde biz avukat görüşlerinin, aile görüşlerinin periyodik aralıklarla yapılması gerektiğini vurgulamamıza rağmen bunu yerine getirmiyorlar. Ağırlaştırılmış infaz rejimi hakkında biz yasal düzenleme yapılmasını gerekliliğini belirtmemize rağmen bunu yerine getirmeyen bir hükümet var söylemini söylemekten aslında çekiniyorlar. Bunu açıklamaları durumunda tabii ki bunun belki tümüyle değil ama yine ciddi oranda etkisinin olacağı açık.
bunların bu kadar pasif kalması, bu kadar etkisiz kalması maalesef ki bu tecritin devam etmesinde, hala daha sistematik olarak disiplin cezalarının verilmesinde, hala daha avukat yasak kararlarının verilmesinde maalesef ki ciddi anlamda azımsanmayacak bir etkisi var. Biz başvurularımızı yapmaya devam ediyoruz. CPT'ye raporlarımızı sunmaya devam ediyoruz. Yine Birleşmiş Milletler nezdinde yürütülen bir sürecimiz var biliyorsunuz. Bu haber alamama durumuyla ilgili olarak yani 25 Mart 2021 yılından bu yana müvekkillerimizden haber alamama durumumuzla ilgili yapmış olduğumuz, İnsan Hakları Komitesi'ne yapmış olduğumuz bir başvuru var. Bu başvuru neticesinde iki defa Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi tedbir kararının uygulanması yönünde Türkiye'den talepte bulunmuştu. Ancak bunlar yerine getirilmedi. Burayla ilgili olan süreçlerimiz devam ediyor. Yine o Birleşmiş Milletler'in alt komitelerine alt komitelerindeki komisyonlarla görüşmelerimiz söz konusu ve buralara başvurularımız söz konusu. İnsan hakları alanında işte tecritin kaldırılması yönünde rol ve misyon sahibi olabilecek tüm kurumları biz harekete geçirmeye çalışıyoruz. Çünkü taleplerimiz çok meşru ve haklı. Yasal zemini de var kaldı ki. Bunları yapmaya devam ediyoruz. Yine yerel aşamada süren süreçlerimiz var. İşte disiplin cezalarına karşı, avukat yasak kararlarına karşı yürütülen süreçlerimiz var.